Karşıyaka Belediyesi'nin Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirdiği Karşıyaka 2. Kültür Sempozyumu'nun ilk gününde kentin geçmişine ışık tutacak pek çok bildiri sunuldu. Karşıyaka Nikah Sarayı'nda 3 gün sürecek olan sempozyumun açılış konuşmasını yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak, göreve geldiğimde Karşıyaka'da tarihi eser olarak 81 adet bina görünüyordu. Geçen süre içerisinde bazılarını kendi imkanlarımızla, bazılarını da sahipleriyle görüşerek restorasyonunu gerçekleştirdik. Sempozyumun ilkini 2005 yılında yine Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi işbirliğiyle gerçekleştirdik. Bu sempozyumun kitabı basıldı. Belediye tarihi kitabı hazırlandı ve fotoğraf kitabı basıldı. İkinci sempozyumumuzda da yine aynı çalışmaları yapıyoruz. Karşıyaka'nın mezarlıklarındaki tarihi gün yüzüne çıkarıyoruz. Hocalarımızın bir yıllık araştırmasıyla ortaya çıkan kitabın basımını gerçekleştirdik. Burada sunulacak bildirileri içeren sempozyum kitabı da hazırlanacak ifadesini kullandı. Sempozyum Yürütme Kurulu adına konuşma yapan yardımcı doçent doktor Ertandaş ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Profesör Doktor İnci Koyulu ise çalışmaların titizlikle yapıldığını belirterek bu sempozyum yerel yönetimle üniversite işbirliğinin en güzel örneklerindendir. Bize bu imkanı sağlayan ve sürekli destek olan Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durağ ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz dedi. Karşıyaka Kaymakamı Saadettin Yücel de konuşmasında kentte yaşayanların yaşadıkları yere sahip çıkmaları gerektiğini belirterek gündelik hayatımızda bazen çok önemli ayrıntıları göremeyebiliyoruz. Bu sempozyumlar bizleri aydınlatıyor, emeği geçenleri kutluyorum diye konuştu. Açılış konferansını yapan Profesör Doktor Ersin Doğer ise Karşıyaka tarihine ışık tutacak çalışmalardan bahsederek Karşıyaka eski İzmir'in kuzey yönünden kalesi durumundadır. Her şeyini Yamanlar Dağı'na borçludur. İlk çağlarda dağ eteklerine başlayan yerleşim vardı. Dağdan sürüklenen alüvyonlarla ova oluştu. Tarım değeri yüksek olan toprak üzerine kent kuruldu. Geçmişin daha da aydınlatılması için çalışmalar yapılması gerekir diye konuştu.